Yeni evlenen genç çift ilk gecenin sabahıdır. Koca erkenden uyanır, eşinin uyuyor olmasından istifade eden damat bey, gelin hanıma ilk sabahları için şöyle güzel bir kahvaltı hazırlamak için işe koyulur. Sessizce yataktan kalkan damat, ilk olarak baharın güneşli sabahında oturduğu dairenin balkonunda masayı çiçeklerle süsleyerek işe başlar. Harika çiçeklerin kokuları içerisinde dört dörtlük bir masa hazırlamaya devam eder. Hemen ocağa çayı koyup demler. Domatesleri, salatalıkları itina ile doğrar. Tereyağı ile yumurtaları pişirir, ekmekleri kızartır. Bal, süt, kaymak, reçel, tahin, pekmez, üç çeşit peynir derken müthiş bir kahvaltı hazırlıkları son bulmak üzeredir. Neredeyse bir tek kuş sütü eksik derler ya, aynen öyle cinsten süper bir kahvaltı sofrası olmuştur. Son olarak da elindeki bir demet çiçekte uyuyan karısı yeni gelinin yanına gider. Yatmakta olan yeni gelin kocasının yaptıklarından habersiz mışıl mışıl uyumasına devam eder. Son derece nazik ve yumuşak bir tavırla uyandırdığı karısını kahvaltı için balkona buyur eder. Bütün olan bitenlerden habersiz olan yeni gelin uykusundan kalkar. Lavaboya gidip elini yüzünü yıkadıktan sonra balkona çıkar. Bir de ne görsün? İtina ile hazırlanmış muhteşem bir kahvaltı sofrası. Gördükleri karşısında ne diyeceğini şaşırır. İnanamaz. Bir erkeğin bu kadar centilmen ve bu kadar becerikli olmasına şaşırıp kalır. Kocasının bu davranışı karşısında nasıl teşekkür edeceğini bilemez. Mutluluktan neredeyse havalara uçmak üzeredir. Sevinç ve şaşkınlık hepsi birbirine girmiş durumdadır. Karısının kibarca sandalyesini çekip oturmasını sağlayan damat, son adım olarak da karısının çayını doldurur ve yerine geçer. Karı koca birlikte kahvaltı masasına oturduktan sonra koca karısının gözlerinin içine tebessümle bakarken masaya işaret ederek "Hayatım, bundan sonra sabah kahvaltılarını işte böyle istiyorum." Gelin hiç bozuntuya vermeden cevap verir. "Az önce hayal aleminde rüyada gibiydim. Uyandırdığın için teşekkür ederim kocacığım." Elhamdülillah. Ne güzel kelamdır. Bu kelime aciz ruhumuzdan Rabbimize ulaşan en güzel duadır. Okuyun. Ruhunuza iyi gelecek. Daha fazla kıssalar ve hikayeler için YouTube kanalımız Haber Türkiye kanalına abone olmayı unutmayınız.